Evet, sıradaki örneğe baktığımda benden I1 akımını yani R1 direncinden geçen akımı, I2 akımı yani R2 direncinden geçen akımı ve D2 diyotundan geçen akımı soruyor arkadaşlar. Nasıl çözeceğim? Önce iki diyot var. Bu diyotların ikisi de iletim demeye kesimde olanı var mı? Buna bakıyorum. İkisinin de anodu pozitif tarafa bağlandığı için ikisi de iletimde olacaktır diyorum. Ve ikisinin de uçlarında 0,7 volt gerilim olacak. Peki bu durumda bu R1 direncimiz diyota doğrudan paralel bağlı olduğu için R1 direncinin uçlarında da 0,7 volt görünecektir. Öyleyse I1 akımı 0,7 bölü 3,3K'dan 0,212 miliamper bulunur. Evet, I1'i buldum. Peki ID2 akımı nasıl hesaplanır? Ve I2 akımını nasıl hesaplayabilirim? Şimdi bunu düşünüyorum. I2 akımını hesaplayabilmem için bu direncin uçlarındaki gerilimi bilmem gerekiyor. Peki bu direncin uçlarındaki gerilimi bulabilir miyim? Elbette bulabilirim. İster bu çevreye Kirchhoff'un gerilimler kanunu, ister bu çevreye Kirchhoff'un gerilimler kanunu uygularım. Buna VR dersem bu durumda VR direncim kaynak gerilimi eksi 0,7 burada gerilim düşümü var. 0,7 burada gerilim düşümü var. 2 çarpı 0,7 volt. Yani 20 eksi 1,4 o da eşittir 18,6 volt VR direncini bulurum. Öyleyse I2 akımım VR direnci bölü direnç değeri 5,6K. Yani 18,6 bölü 5,6 buradan 3,32 miliamper buldum. Evet, şimdi şu düğüm noktasına baktığım zaman bu tarafa doğru gelen yani şuradan giden bir 3,32 miliamper var. Yukarıdan gelen bir ID2 akımı var ve buradan gelen bir I1 akımı var. Onu da bulmuştum. 0,212 miliamper. Öyleyse bu durumda ID2 akımım 3,32 eksi 0,212 ile bulunacaktır. Bu da yaklaşık 3,11 miliamper olarak hesaplanır. Evet, umarım anlaşılmıştır.